Kitapların ve yazarların buluşma noktası Ön Söz'den herkese merhaba. Hadi gelin bu hafta sizler için neler hazırladığımıza bakalım. Konya Kitap Günleri'nde Ömer Lütfü Ersüz ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, biz de iyiyiz. Öncelikle kitap fuarı nasıl gidiyor? Fuar hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabii ki kitabın gündeme gelmesi, fuarın açılması gerçekten takdire şayan. Çünkü insanımızın bilgiye, birikime ulaşması kitapla mümkün olabilmekte. Kitabın gündeme gelmesi, fuarlaştırılması, kitap günlerinin tabii ki var olması güzel, gerçekten takdire şayan. Emeği geçenleri, ziyaret edenleri, İletişimle alakalı bilgiler aktaranlara gönülden şükranlarımı sunuyorum. Kitap fuarlarının okuma oranlarını etkilediğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle tabii ki katkısı olduğunu düşünüyorum. Ama bu bilincin oluşması sadece fuarlarla değil, aileden başlar. Evet. Okulla, çevreyle zenginleşir. Kitap günleriyle beraber de zirveye ulaşmak suretiyle taçlanır diye düşünüyorum. Tabii bütünün bir parçalarının bir araya girmesi her biriyle mümkün olabilmekte. Aile, anne babalar, abi ablalar, tabii ki evde bulunan kardeşlere güzel örnek olurlar ve okuma saati oluştururlarsa, evet, öğretmenleri de tabii ki mutlaka en iyi, onlara değer katacak olan eserleri onlara kazandıracak ve okutma imkanına sahip olurlarsa, çevredeki arkadaşlarla bu işi mezzederler ve güzelleştirirlerse, kitap günleriyle beraber bu güzelliğin daha da güzellik noktasına erişeceğine olan inancım tamdır diye düşünüyorum. 11 tane kitabınız vardır. Bu kitaplarınızın içeriği nelerdir? Yayınlanmış olan 11 kitabım var. İlk kitabım Damıtılmış Damıtılmışlarım var. Üçüncü baskısı bitti şu anda, kalmadı. Dördüncü baskısı inşallah yoluna gelecek, i̇nşallah. Allah nasip ederse. İçinde bilimle İslam çelişir miden tarihsel olaylara, sosyolojik konulara, dini tabii ki konu başlıklarına yer vermeye çalıştım. İkinci eserim Muhammedül Emin, Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını, onun Muhammedül Emin güvenilir olma özelliğini ve güzelliğini genç neslimize, insanımıza tanıtmanın ve anlatmanın gayret içinde oldum. Üçüncü kitabımda ayetlerin dışında peygamber kıssaları ve helak olan kavimleri aktarmıştım. Dünden bugüne yaşananlardan ibretler almamız gerektiğinin onun formülasyonunu aktarmaya çalıştım. Dördüncü kitabım olan Görünmeyen İki Düşman, Biri Nefsin Biri Şeytan'da ise tabii ki dikkat etmemiz gereken içimizde, kendi içimizden gelen en büyük düşmanlıkların akli melekemiz vahiy ile buluşan anlayışın onu tam bertaraf edebileceği ile alakalı özelliklerini ortaya koymaya çalışmıştım. Beşinci kitabımda sünnet düşmanlığının sebeplerini aktarmaya çalışmıştım. Altıncı kitabımda Topal Reis'i, çocuk hikaye kitapları ile alakalı, tabii ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesinden çocuklarımıza yönelik, buharlı gemiye sahip olan, sabırlı Nuh'un buharlı gemisi anlamındaki, hayvanlarla konuşan Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasından çocuklarımıza hikayelerin aktarılmış olduğu kitapları kaleme almaya çalıştım. Okuyucuyla buluşturduk. İnşallah önümüzdeki süreçte edebiyatla şiir olan tutkumuz ve sevdamız devam ediyor. İnşallah Allah nasip ederse bir de şiir kitabı önümüzdeki aylarda, yıllarda çıkar diye ümit ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Genç yazarlara tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle çok okusunlar. Okusunlar, okusunlar ve sonra mutlaka yazacakları bilgi birikime sahip olduktan sonra aşamada bir yazmanın da dönemine başlayacaklar diye ben düşünüyorum. Herkes kendi içinde bir yazardır. Ama bunun derinlemesine tabii ki tahlillerle, yorumlarla zenginlik katma olayı bilgi birikim sahibi olduktan sonraki aşamada kendini göstermektedir. Kendi değerleriyle gerçekten o cevherin kıymetini bilenler başka yanlışların içerisinde yok olmazlar. O cevherin onlara da sirayet etmesi söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Bir ayakları değerlerimiz üzerinde olurken diğer ayaklarla dünyayı dolaşsınlar. Teknikten, fenden, bilimden etkilenmek suretiyle yeni icatlara imza atanlar olsunlar diyorum ben. Her birine yarınlar için başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şu anda çok güzel, parlak nesillerimizi, gençleri görüyorum ben. Evet, bir taraftan belki değerlerimizin farkına yeni yeni varmaya çalışan ama öbür taraftan asımı nesli olabilecek. Teknofest'te bilimle, İHA'yla, SİHA'yla, yeni yazılımlarla, yeni bir takım çalışmalarla yarınlara ışık tutabilecek olan gençlerin de var olduğunu, geldiğini görmekteyim. Çok ümit varım. Ben onların her birine gönül dolusu sevgilerimi, tabii ki selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten değerlerimizin farkına varmak suretiyle Yunusça, Mevlana'ca ve Necip Fazıl'ca veya İstiklal Marşımızın şairi Akif'in ifadesiyle söylemlerde bulunmak suretiyle gençlerimize güzellikleri aktarmaya gayret ediyor. Çalışarak başarılı olmanın tabii ki formülasyonunu yakalayalım. Dünyayı adaletle biz yönetelim. Mazlumları ve mağdurları güldürelim.
Herkes sevgi ve mutluluk içerisinde güzel günler yaşasın diyorum. Kitabın gündeme gelmesi güzel. Siz de kitabı gündeme getirmiş oldunuz. Kitap gibi güzellikler içerisinde kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ön Söz programının sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.